Mola zamanı. Hepinize merhaba. Arada bir böyle mola vermek lazım. Gün içinde de, hayatın içinde de. Üzgünüm bugün biraz. Ama bu geçici bir üzgünlük. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Çocuklarım ve Yusuf İstanbul'a, oradan da Kayseri'ye geçecekler. Galiba çok üzgünüm. Duygularım her zaman yoğun olur. Ama böyle zamanlarda daha çok olur. Kameraya bile böyle dümdüz bugün bakamıyorum. İçim burkuluyor. Ve bunu sizinle... Efendim! Neyse. Komşulardan biri bir şey isteyecek kesin. Böyle zamanlarda... Aa, Gülgün abla. Olsun olsun. Hoş geldin. Video çekiyorum. Ne haber? Evet. Sıflar İstanbul'a gitti ya. Oradan da Kayseri'ye. Ben de zırlayıp zırlayıp. Ben yalnız kaldım. Gideydin sen de canım. Yok, sevmiyorum Kayseri'yi. Biraz daha yaşlanacağım. Değişiklik olsaydı. Hayır, her şeyi kamera önünde yaşıyorum ya. Bunu da şimdi kamera önünde yaşıyorum. Onlar minik kediler. Ay, ne güzel olmuş bir şey. Evet, her şey güzel, güzel oldu burada. Devamlı bir... Bahçeniz olmaz yerin var mı? Yok, o kadar büyük değiller. Ancak şu kadarlar. Maalesef. Kimse de yoktur benden başka. Şansına küt. Ama ben çok geç ektim ya, hep atalık tohum, atalık tohum derken, hep en iyisini yapayım derken böyle geciktiler. Bir de havalar da çok iyi gitmiyor ya. Evet, doğru. Yani domateslerimin dibi bile kararmaya başladı, hava dengesiz. Hadi görüşürüz. Hadi canım, çok sağ ol, görüşürüz. Semizotu istiyor musun? Sonra toplayacağım. Toplarsan alırım. Şimdi değil, sonra toplayacağım, akşamüstü getireyim. Haydi görüşürüz. Böyle komşularımdan birinin bir şeye ihtiyacı olunca gelir ister. Çünkü her seferinde neyim fazlaysa paylaşmayı çok seviyorum. Ve dün hayatımda o kadar güzel şeyler gelişti ki sizinle paylaşmak istedim ki bunu kendimi methetmek için değil, bir nevi size de ilham versin, siz de böyle şeylere öncü olun diye paylaşmak istiyorum. Harika bir anı. Çocuklarımın da bunu kendine örnek almaları için ve bu yaşadığım basit hayatın içinden kendine bir şeyler çıkarmaları için böyle davranıyorum. Çünkü bu YouTube aleminde çok aile paramparça oldu. Sizin de beni takip ederken o insanları takip ettiğiniz örnekler var. Yani bu mutsuzluk verici. O çocukların böyle bir platform için ailelerinin yani dağılması hiç güzel bir şey değil, ama yapılacak bir şey yok. Ve en üzüldüğüm yan ne biliyor musunuz? İnsanlar ünlü olmaya çalışması. Herhalde ünlülerin ne kadar mutsuz ve gereksiz bir hayatları olduğunu görmüyorlar. Ben bir gün Yıldız Tilbe'nin bir sözünü hiç unutmuyorum. Konuşamayacağım. Sevgi söylenerek yaşanması bir şey değil, göstererek yaşanması bir şey diye söylemişti. Ben dedi inanıyorum ki Mecnun Leyla'sına hiçbir zaman seni seviyorum dememiştir, ama bu çok gösterdi ve yani bu şey olarak kaldı. Ve o yüzden ben burada da olsa Yusuf, burada da olmasa, her zaman ona ağzımla değil yüreğimle göstermek istiyorum, benliğimle. Tabii insanlar böyle bize bakınca çok iyi görünüyoruz. Bizim de tabii ki şeylerimiz oluyor, ama hiçbir zaman biz küsmüyoruz. Burada tartışırken bizi biri bir videoya çekse daha çok izlenecek. Çünkü insanlar çok meraklı ya birinin kavgasını izlemeye. Ama ben öyle star olmak istemiyorum. Ben bizi tabii ki olduğumuz gibi sevmenizi istiyorum. Ama işte sensasyon olsun, YouTube'da çok iyi yerlere geleyim. Vay efendim, ister kavga olsun ister dövüş olsun ama olayı kurtarayım. Yani insanların aileleri dağılmış, insanlar mutsuzmuş, hiç
birçok insanın yiyecek ekmeği yokmuş, kimseye bağlamıyor. Herkes burada cümbüş istiyor neneciğimin lafında. Yani biri kavga etsin de biz gülelim. Ya da gene birinin zengin hallerini, birinin fakir hallerini görmeyi çok seviyoruz. Ama zengin hallerine daha çok özeniyoruz. Gene bir sanatçıyı geçen tesadüfen öyle Reels mi ne var şu Instagram'da, eğlenmek için arada bir 15 dakika falan takılıyorum. Orada gördüm. Zenginlik çok önemli bir şey, güzel bir şey dedi biri ama bir baktım bir balkonda bir videosu vardı. O da tesadüf karşıma geçti. İsmi önemli değil. Taş yığınlarının arasında zenginliğin önemli bir şey olduğunu söylüyor. Zenginlik ne? Zenginlik benim şurada toprağın içinde eşelenmemdir. Evet, bu bana göre zenginlik. Ama o mutlu olduğunu sanan kişi dört duvarın arasına girince mutsuz oluyor. Birçok sanatçı öyle var. Ben sanatçılardan gidiyorum, YouTuberlar demeyeyim. Kimse üstüne alınmasın diye, kalbi kırılmasın diye kimsenin. Ama gerçekten bakıyorum, bir arpa boyu ilerleyemiyor insanlar. Neymiş? YouTube'da ünlü olacakmışım. Yok, istemiyorum. Ben böyle mutluyum. YouTube için yaşamak da istemiyorum. Ama sizlerle de bunları paylaşmak istiyorum. Anlatayım mı size hikayeyi şimdi kısaca? Kısa ve öz. Bir gün birine bir bilgisayar lazım oldu. Ve ben o bilgisayarı bir arkadaşımdan burada, gene bu platformda, YouTube'dan duydum. Dedi ki falancı kişiye bilgisayar lazım. Dedim ki halledelim hemen. Benim öyle bir maddi durumum yok yani. Her istediğim kişiye bilgisayar alamayabilirim. Ama o kadar çok çevrem var ki. Nenemin dediği gibi ben 9 kralla barışığım. Dedim birinin de mutlaka fazladan vardı. Evet, aynen öyle oldu. Bir gün böyle canım sıkkın bir şekilde birkaç kişiye ulaştım, olmadı istediğim gibi. Oturuyordum. Nitel'den, buradan YouTube'dan arkadaşım Yücel F5 aradı. Ne yapıyorsun falan dedi. Akşama canlı yayın var, gelecek misin? Geleceğim dedim. Biraz canım sıkkın ama gelirim söz. Ne oldu ki dedi. Dedim ki böyle böyle ya, birine dedim bir bilgisayar ayarlamaya çalışıyorum ama dedim 3-4 kişiye ulaştım, olumsuz cevap aldım. Yani biraz canım sıkıldı ama devam edeceğim. Vazgeçer miyim? Kesinlikle vazgeçmem. Ve ondan sonra aslında ulaştığım insanlar da çok harika insanlar. Şöyle ki, o kişinin bir tanesi Arman amcalar. Almanya'ya yerleşmiş bir tane genç. 10 kişiye Türkiye bilgisayar yolladı. Ben treni kaçırmıştım. Ona ulaştım ama artık yollamıştı yollayacaklarını. 11. kişi olmak da demek nasip değilmiş. Yücel dedi ki, aa dedi, niye üzülüyorsun ki? Bende bir tane bilgisayar var ama İngilizce klavyeli falan filan. Dedi ki, ne yapabiliriz? Dedik ama nasıl ulaştıracağım sana? Ta ben İngiltere'deyim. Dedim dur ben onu halledeyim. Hemen damadımı aradım. Damadım benim tır şoförü. Dedim ki böyle böyle İngiltere'ye gidenler var mı? Sizin şirkette var ama dedi geri dönmüyorlar çoğu zaman Gülnaz dedi. Bu dedi risk olur. Tamam dedim. Vazgeçtim. Ay ne yapacağım diye düşünürken benim bir tane takipçim var ya burada. Sizden iyi olmasın. Aydın Çakır. Yusuf'un hemşerisi, benim de kardeşim sayılır yani. Severim kendisini çok. Eşi de Gülten, çok değerli bir insan. Hepinizi aslında buradan tanıdım, biliyor musunuz? Bütün bu yaptıklarımı, şu anda size anlattıklarımı, bu YouTube'da dönen bir olay. Ve YouTube'da tanıdığım harika insanlardan kaynaklanan bir güzel an oldu hayatımda. Yani tam onu demek istiyorum. Evet, bu YouTube çok harika bir yer. Ama çok da dezavantajları var. Yani herkes YouTuber olmak istiyor. Ya arkadaşlar, bu çok kolay değil. YouTuber olmak da güzel bir şey mi, onu da bilmiyorum. Ama gerçekten çok zor. İnanın ben 2 hafta hiç öylesine bıraktım hepsi. Kendisine nedir adı? Akıntıya ya da gene suyun gittiği yere ya da gene salladım bayrağı aşağı, nasıl aklınıza, hoşunuza gidiyorsa. Geleyim lafıma. Gene Yusuf'un dediği gibi olmasın, oradan oraya zıplamayayım. Aydın bana yazmıştı, işte bir kitap mevzumuz vardı. O kitap işini ne yapacağız bacım diye.
Dedim ki Aydın, kitaptan önce canım başka bir şeye sıkıldı benim. İşte böyle böyle bir şey oldu falan. Paylaş benimle bakalım nedir o, belki ben hallederim dedi. Paylaştım, dedim İngiltere'de bir bilgisayar var, onu Türkiye'ye getireceğim. Ama dedi ki sen onu gelmiş bil. Nasıl yani? Öyle. Ondan sonra bu bilgisayar İngiltere'den yücel verdi ona, oradaki bir İngiliz'e. O İngiliz oradan geçirdi bilgisayarı Afganistan'a. Afganistan'dan bilgisayar geldi İzmir'e. İzmir'den bu bilgisayar, konuşamıyorum heyecandan, geldi Çanakkale'ye ve Çanakkale'den yerine ulaştı. Ve ben çok mutluyum. Hayatımda böyle güzel bir anı olduğu için ve bu iki harika insana çok teşekkür ederim. Bana bu şekilde destek, yardımcı oldular ve o insanın hayatına dokundukları için. O genç adamın yolu da açık olsun. Çünkü gerçekten kimi zaman kimi şeylere vesile olmak çok güzel. Ben bunu kendimden biliyorum. Türkiye'ye geldiğimde bana çok sahip çıktı insanlar. Ama çok da çakallar vardı böyle benden faydalanmak isteyen. Tabii ki o kocaman İstanbul'da kurtlar sofrasında alnım açık başım dik ayakta kaldım ve bugünlere geldim ve şimdi çok harika bir ailem var. Ve dünkü gün de o kadar çok heyecan yaşadım ki, Yusufların gitmesi bir heyecan. O benim için bir mutsuzluk ama aynı anda da heyecan sayılıyor, yani bir duygu. Sonra değerli eşya dükkanı var Instagram'da. Hamza Bey çok sevdiğim bir arkadaş, harika bir esnaf. Ne dedim biliyor musun bir gün Yusuf'a? Dedim ki, ha dedim, ben ölürsem evin içindeki eski değerli eşyaları satacak birini buldum sana. Yani değerini alacak. O yüzden eşyalarınız varsa satmak istediğiniz değerli eşya dükkanına Instagram'dan ulaşın. Videonun altına da linkini bırakayım. O arkadaşa ulaşıp satabilirsiniz. Her zaman değerini alıyor her şeyini. Ve dün onda harika mankenler denk gelmişti. Yani çok ünlü bir modacının mankenleri. Ve ben görür görmez o mankenleri, direkt komşum aklıma geldi. Sanatçı bir komşum var. Dedim ki almak ister misin? Harika 2-3 parça var Hamza Bey'de. Attım resimlerini. Bir tane de tabii kendim ucundan minnacık bir şey aldım. Çok abartmak istemedim. Çok her şeyim var ya benim. Ve öyle, ondan dolayı da çok güzel bir heyecan yaşadım. Ondan sonra da gene Mine Motto Vintage diye, Motto Vintage mi neyse ya, adı bir anda kafam karıştı. Adını onu da koyarım ben buraya Instagram sayfasının. Onda da böyle vintage kıyafetler var. Ay bu Bulgarcadan da vazgeçemedim. Bulgaristan'da vintage denir ya. Vintage kıyafetler satıyor kız, çok başarılı. Bir fotoğraflar çekiyor. Alman filolojisi okurken bir anda Instagram'dan acayip acayip işler yapıyor. O da iki tane manken aldı Hamza'dan. Dün muhteşem güzel işler oldu ve çok çok mutlu oldum. Başka bir günde size başka bir güzel etkinliği anlatacağım. O da benim hayatıma dokunan bir şey olacak gibi gözüküyor. O bir ağaçlandırma, yani bir hatıra ormanı. Bakalım nasıl olacak. Mehmet Asir'le ve mühendis çobanla ilgili bir konu olacak. Ama daha netleşmedi, o yüzden onu paylaşmayacağım. Anlayacağınız canlarım, demek istediğim bu. Varlıklarınızın kıymetini bilin. Eşinizle mutlu değilseniz de bir gün durmayın. Mutluluk çok ayrı bir şey. Hem mutsuz hem evli kalmanın hiçbir manası yok. Evet, birçok insanın geliri yok, bilmem ne yok ama hayatta istedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Bakın o kız ta Taşra'da yaşıyor. Aksaray, Niğde'de. Tamam mı? Oradan da ekmeğini kazanıyor. Hiç sorun yok. Siz de isterseniz her zaman her şeyi yapabilirsiniz. Ben bunu kendi hayatımda hep yaşadım ve biliyorum bunun böyle olduğunu. Size, hepinize harika bir eş, harika bir hayat arkadaşı ve sevdiğiniz bir insan olsun diliyorum. Hoşça kalın, mutlulukla kalın ve en önemlisi sağlıkla kalın. Kafanızı şişirdiysem de kusura bakmayın.